Merhabalar, bugün size çok güzel bir InnoYas modeli yapımını göstereceğim. Basit ve güzel bir model. Yeni öğrenenler de yapabilir. Şimdi çimen nasıl gittiğimi göstereyim. Yazma kenarına direkt de yapabilirsiniz. İsterseniz altı bir defa zürafa gidip öyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben bir zürafa yapmışım. Onun tepesine tekrardan dönüyorum. Üstüne batıyorum yani. Sola doğru. Şöyle ipimi çekiyorum. Üzerine iki tane kirpik yapacağım. Böyle orta büyüklükte kirpik yapacağım iki tane. Çiçek aralarına böyle dört tane ikili kirpik güzel oluyor. Şimdi bir tane zürafa yaptım. İkinci zürafamı yapıyorum. Biraz ileriye. Üçüncüyü yaptım. Ve dördüncüyü yaptım. Dördüncü üzerine böyle ikili kirpik yapacağız onda. Dördüncünün üzerine tekrardan sola doğru böyle ipimi çekiştirerek bir tane dönüş yaptım. Tepesine battım yani. Şimdi yine ikili kirpik yapacağım. Çimen olarak orta büyüklükte kirpik yapıyorum. Böyle ikili kirpik bu modelin arasında 4 tane giriyor. Ben 3 tane yapıyorum hani size göstermek için yakın dursun diye. Şimdi çiçek köküne başlayacağım. Biraz zürafa yaptıktan sonra birinci zürafa yaptım. Bakayım. Düğümler sağlam olsun. Hani yazma kenarı incimesin diyorsanız böyle çekiştirmeden önce burayı sıkıca tutup bir defa çekiştirin. Çok böyle sert çekmeye yani birkaç defa çekmeye gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5. zürafamı yapıyorum. Kaçıncıya yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5. yapmışım. 5. zürafayı biraz geniş bırakın isterseniz siz. Ben unuttum, uzun kısa bıraktım ama sorun olmaz. Böyle sola doğru çekiştirerek 5. zürafanın üzerine tekrardan düğüm atıyoruz. Üzerine bu çiçekteki gibi 6 tane kirpik yapacağım. Orta büyüklükte 6 tane kirpik böyle ayarlayın. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Dört. Beş. Ve altıncı yaptım onlar. Böyle altı tane kepik yapacağım. Bunun üzerine çiçek oluşturacağım. Şimdi biraz daha devam edeyim size tam göstermek için. Mesela bu yazmayı yaparken, oya yaparken yazma kenarı hani pembe olabilir, turuncu, açık turuncu olabilir. Bu yeşili ben gittiğim yeşili. Siz pembe yapabilirsiniz. Onun üzerine yazmanın kenarındaki içindeki çiçeklerden hani renklerden üstüne de çiçek yapabilirsiniz. Öyle de uyumlu oluyor. Hani yazma kenarı krem olur. Krem de yapabilirsiniz. Çok uyumlu oluyor. 4 tane zürafa yaptım.
Beşincinin üzerine iki tane kirpik yapacağım. Beşinci zürafayı yaptım. Üzerine tekrar dönüş yapıyorum. İpimi sola doğru çekiştiriyorum. Ve üzerine iki tane kirpik yapacağım. Bir. İki oldu ama. Ben ipimi bitireyim. Ve kay. Çimen böyle gidiyor. Çimeni böyle devam ediyor onlar. Böyle arada 3 tane ikili kirpik oldu ama ben hani yakın dursun diye size göstermek için 3 tane bıraktım. Siz böyle 2 tane ikili kirpikten 4 tane bırakın. Yapmak isterseniz. Hani yine de siz bilirsiniz ama. Şimdi bu çiçeğimi yapmaya geldi. Şimdi ilk kirpiğin üzerine sol taraftaki ilk kirpiğin üzerine ipimi sabitliyorum hanımla. İkinci kirpiğin üzerine küçük bir zürafa yapıp geçiş yapıyorum. Küçük yapıyorum, hani büyük değil. Tekrar üzerine dönüş yapıyorum. Üzerine sola doğru çekiştireceğim. Hafif. Ve üzerine 3 tane kirpik yapacağım onlar. 3 tane orta büyüklükte kirpik. Birinciyi yaptım. İkinciyi. Üçüncü yaptım. Şimdi üçüncü yeşil kirpiğin üzerine tekrardan iniyorum. Böyle azıcık bir ara bırakıp az bir ara bırakıp ineceğim. Şöyle şu şekilde onlar. Sonra dördüncü yeşile geçiş yapıyorum. Küçük bir zürafayla. Sonra tekrar zürafanın tepesine sola doğru çekiştirerek ipimi sabitledim. Üzerine yine 3 tane kirpik yapacağım. Birinciyi yaptım. Yabancı bir hayranım var. Roma. Romanyalı herhalde. Benim yaptıklarımın hep aynısını yapmaya çalışıyor. Yazıyor hani. Ben de çeviriden anlamaya çalışıyorum. Geçen lif paylaşmıştım. Ondan halı yapabilir miyim diye yazmış. Artı. Şimdi üçüncü yaptığım beşinci yeşil kirpiğin üzerine geçiş yapıyorum sarı ipimi. Sonra altıncıya küçük bir zürafa olarak yine geçiş yapıyorum ipimi. Bırakmışım. Sonra tekrar zürafanın sarı ipin üzerine dönüş yapıyorum. Sola doğru çekiştirerek. Sonra üzerine yine 3 tane kirpik yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Şimdi böyle bitti hanımlar. Çok güzel bir model ortaya çıktı. Hem basit hem de güzel bir model. Böyle göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bören Hanım, YouTube sayfama abone değilseniz
Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımı da görebilirsiniz böylelikle. İyi günler dilerim.